Ve sonra bol zeytinyağı gelecek üzerine. Ellerin dert görmesin. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Herkese kucak dolu sevgiler. Bugün günlerden Antalya. Bölgede şiş köfte hakim. Burdur şiş köftesi var. Daha önce videolarında size izletmiştim. Antalya'daki tersiçisi de burasıymış. Şimdi içeri gireceğiz. Lezzeti, fiyatı, hepsi hakkında bilgiler vereceğim. Başlıyoruz. Kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ ol Ayhan amcığım, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, sağ olun. Siz nasılsınız? Eyvallah. Antalya'ya her geldiğimde farklı mekanları denemeye özen gösteriyorum. Bir de Burdur şiş köftesi dediler. Antalya'daki temsilcisi de sen misin? Gel abi, isabet olmuş, hoş geldiniz. Eyvallah. Seni güzel şekilde ağırlarız inşallah, buyurun. Önce bir mekandan bahseder misin bana? Ne kadardır bu işi yapıyorsun? Abi, nedir senin farkların? Biz uzun yıllardır bu işi yapıyoruz, baba mesleğimiz. Biz Antalya'ya geleli 7 sene oldu. Allah şükürler olsun, sevdiğim insanlarımız geliyor, sağ olsunlar. Şu anda iyi, çalışan arkadaşlarımız var. Şişimiz güzel, güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz müşterilerimizi. Şöyle bir içeri girelim, orada bir anlatıver. Burdur şişinin farkları neler? Buyurun. Şöyle bir fırınımız da var. Evet, fırınımız var. Odun fırını değil mi? Evet. Oo, bayılırım. Fırınımız. Kolay gelsin ustam. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Sağ olun, nasılsınız? Kolay gelsin, eyvallah. Evet abi, şöyle bir fırınımız var. Evet. Şişlerimiz şu şekilde. Evet abi. Nedir mesela? Bu abi, bölgede birçok yerde şiş köfte yapılıyor. Sizinkinin farkları ne? Aynen abi. Özelliği bunun kıyması. Biz dana etinden yapıyoruz. Özel kesim. Burdur'dan getiriyoruz hayvanlarımızı. Yani bunun yağı önemli, tuzu önemli, kıvamı çok önemli. Şöyle kıymamızı da görebilirsiniz. Evet. Baharat yok. Baharat herhangi yok. Bir kesinlikle ekleme yok. Sadece et. Tuz. Tuz mu? Tuz, kıyma, yağ. Bu kadar. Evet. Yağlı bir ete de benziyor. Fazla mı kuyruk yağı var üzerinde? Yok. Buna biz kuyruk yağı değil, iç yağı, gömlek yağı kullanıyoruz. Özelliği zaten biraz yağlı olması. Yağlı hiç kuyruk yağsız mı? Hiç kuyruk yağı yok mu? Kesinlikle kuyruk yağı kullanmıyoruz. Dananın iç yağını mı kullanıyorsunuz? Dananın gömlek yağı. Ooo çok güzel. Evet. O zaman çok lezzetli bir hale aynen, dönüşür. Aynen. Önceden hazırlıyorsunuz bu şekilde şişlere. Evet, böyle hazırlıyoruz. Yoğun olduğu zamanlarda şişlerimiz bu şekilde. Şiş kebap. Aynen. Olaymış. Burdur şiş. Evet. Burdur şiş. Bir porsiyonda kaç şiş veriyorsunuz? Burdur şiş kekte 6 adet, 1,5'da 9 adet olmak üzere bu şekilde. Duplede 12 tane yapıyoruz. 6 şişte ortalama kaç gram et var? 160 gram. 160 gram. Güzel. Evet. Oran da güzelmiş. Evet. O zaman sana zahmet. Önce bir buradan hazırlayalım bir porsiyon. Hazırlayalım. Buyur. Şöyle yapıyoruz Ayhan abi. Şöyle sıkalım. Bizim Adana usulü. Evet. Ama saplama. Bizim biraz küçük oluyor. Şu şekilde şöyle. Evet. Niye abi şişin tamamını doldurmuyorsunuz? Nasıl? Küçük. Ama bunun özelliği küçük olması. He. Çok büyük olursa hem pişmez hem de bu sulu olmaz. Evet. Sulu olması için bunu küçük biraz sıkıyoruz. Küçük evet. Evet. Fiyatı da ona göre orantılı. Güzel. Şu şekilde. Şöyle. Ne kadar abi bir porsiyon? Bir porsiyon 35 lira şu anda. Çok tabii teymiş. Fiyatlar günümüzde artıp duruyor ama. Valla 35 lira şu an, evet. Türkiye ortalamasına göre bile uygun. Evet. Hafta sonu Diyarbakır'daydım. Orada biraz daha farklıydı fiyatlar mesela. Evet Ayhan abi. Biz de şu anda uygun. Tabii güzel. Buna pahalı diyenler de oluyor ama malum artık her şey biraz vallahi pahalanıyor. İnsanlara da hak vermek lazım. Evet, Türkiye'de para kazanmak kolay değil maalesef. Doğru. Ekonomi de her geçen gün kötüye gidiyor. Evet abi. İnsanlar da dışarıda yemek yemek istiyor, keyif yapmak istiyor. Bizlerden ama de görüyorlar, gidiyorlar. Ama maalesef. Vallahi biz de bu konuda üzüntülüyüz ama ne yapalım, her şey İnşallah biraz düzelir diyelim. Ne diyelim? Evet. Hı-hı. Ben size 1,5 porsiyon hazırlıyorum. Sana zahmet. Yanında arkadaşlar da var yiyici. Evet. Bazılarının ismini söylemek istemiyorum. Tanıyorsun sen ama. Evet. Burada isimlerini anmayalım şimdi. Evet, sizi de güzel şekilde eyvallah ağırlarız. Teşekkür inşallah ederiz. Şöyle saplıyor abi. Evet. 6 şiş, 9 mu yapacaksın? 9 tane, evet. Süper abi, götürelim şöyle ocağımıza. Yapıyoruz. Şimdi bu şiş köfteleri, kebapları, normal köfteleri de nasıl bir kömürde pişirmeliyiz, nasıl bir odunda pişirmeliyiz? Yani nasıl bir odun abi, kömüründe pişirmeliyiz? Ateş biraz gür olması lazım. Şu şekilde şöyle atıyoruz. Hı-hı. Evet. Evet, sıkıyorum ben. Girmeye çalışacağım. Şöyle beraber, şunla beraber. Of, görüntü güzel. Şurada müşteriye pişiyor ayrıca. Evet. Bizim Adana pidesine benzer bir pideleri de var. Şöyle köftelerimiz. Kaç dakikada pişireceğiz abi arka bölümde? Abi ortalama 3 dakikada pişer abi. 3 dakika. Çok güzel. Sulu bırakır bu da. Aynen. Sulu. Fazla. Tamam. Çok piştiği zaman zaten özelliğini kaybeder değil bu. Mi? Evet. Güzel güzel. İşin güzelliği içinde herhangi bir sebze, baharat, herhangi tabii, bir şey tabii yok. Yani yediğinde etin lezzetini buram buram alacaksın. Yani. Öyle bir. Danadan yapıyor. Ben şeyi merak ettim. Kuyruk yağı yok, iç yağı var. Gömlek yağı var dedi. O yağı merak ediyorum, o lezzeti. Bakalım nasıl bir şeye dönüşüyor.
Birazdan onu da masada görmüş olacağız. Başka ne ürünlerin var abi? Bu abi kıymalı, peynirli, kaşarlı, kuşbaşılı, Adana, tavuk şiş. Adana da var. Güzel Adana var, tavuk şiş var, kuşbaşı şiş var. Biz Adana'ya girmeyelim. Peynirli pidemiz var. Pide. Peynirli Antalya'da hiçbir yerde bulamazsınız. Çok özel yaptırıyorum. Gerçekten çok güzel. O zaman o pideyi de yapalım abi bir tane. Nereye yapacağız abi inşallah. Onun da tadına bakalım. Güzel Adana'ya falan girmeyelim ama şey yapabiliriz. Evet. Oh, bu şekilde müşteriye giden şişimiz. Evet. Şu şekilde. Gayet güzel. Evet, soğanı, biberi bu şekilde. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu yanda gördüm. Piyazın da var senin ya. Evet abi, piyazımız da var. Tamam. Piyaz varsa ben mutluyum. Çünkü Antalya'da en sevdiğim şey piyaz. Evet. Herkes de piyazı farklı yapıyor. Sizinkinin de tadına bakalım bakalım nasılmış. İnşallah abi. Evet. Evet, geçtik pide bölümüne. Buyur ustam, seni dinliyoruz. İyi pide nasıl olur? Sen nasıl yapıyorsun pideleri? Pidemizi özellikle kıymamızı hepimiz güzel bir şekilde... Peynirli yapacağım biz abi. Evet, önce peynirli yapalım. Tamam. Önceden şurada hazırladığı hamurdan hemen açtı babacığım. Evet. Şöyle, odun fırını olan yerler benim için özeldir. Çünkü farklı bir rayası, farklı bir tadı oluyor. Gaz fırınlarına göre çok daha keyifli oluyor. Bununla yapılan bütün yemekler çok lezzetli hale geliyor. Buyur abi. Peynirlimiz. Ha ne var abi Burdur'dan peynir dışında? Maydanoz, köy peyniri, normal Burdur'dan gelen özel yaptırdığımız köy peynirimiz. Anam babam usulü bir pide yemiş olacağız o zaman. Evet. Çok iyi abi. Lezzetli, güzel bir şekilde. Oy oy oy. Üzerini tereyağıyla süslüyoruz. Tamam. Şu şekilde yapım aşaması. Güzel abi. Şimdi bu fırına gidecek. Ben senin yanına doğru geliyorum. Onu fırına beraber yollayalım. Evet. Şu şekilde bir yapım aşaması var. Eline sağlık. Ustam pek konuşmayı sevmedi. Şu peynirliyi gönderelim abi. Bize kıymalı yapmana gerek yok. Tamam, sadece peynirli yeterli. Tamam. Aynen. Buyur. Peynirli abi. Evet. Köftemiz var, piyazımız var ya. Evet. Mideyi çok doldurmayalım. Tamam. Gideceğimiz yerler de var. Antalya'da. Farklı yerlere de bakacağız. Evet. Girsin odun fırında. Ya şu şeyi, odunun ateşini burada izlemek bana aşırı keyif veriyor. Şurada tereyağı var. Muhtemelen çıkınca şöyle bir yağlayacak. Şöyle. Ben sizi biraz odun ateşi ve pideyle baş başa bırakıyorum. Evet, şiş köftemiz hazır. Ya şu seccade yiyor sürekli. Yanında böyle biberlerle servis ediliyor. Bir de piyazı soralım. Piyazı nasıl hazırlıyor? Evet. Annemizi çağırdık. Annemiz piyazı yapacak bize. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, siz sormalı. Siz nasılsınız? İyiyiz, Allah sağlık, sıhhat versin. Fasulyesini koyuyoruz. Sonra evet. Domatesini koyuyoruz. Sonra da... Soğanını. Güzel. Arkasına yumurtasını. Haşlanmış yumurta olmazsa haşlanmış, olmaz. Evet. Sonra sosunu döküyoruz. Evet, tarator sosumuz var. Evet. Şöyle güzelce bol bol. Bunun içinde ne var? Tahin var, sirke var, var, limon var, sarımsak var. Sarımsak var. Evet, çok güzel. Baharatlardan var. Sonra maydanoz. Maydanoz koyuyoruz. Şimdi ve limonumuzu koyuyoruz. Ve sonra bol zeytinyağı gelecek üzerine. Ellerin dert görmesin. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Evet, peynirimizi. Evet, iyi oldu ateşi. Buyur amcim. Evet, güzel bir şekilde. Pişmiş değil mi? Evet, kenarını abi güzelce kızarttık. Şöyle bir tereyağı dokunuş abi. Evet, tereyağı dokunuşunu yapacağız. Buyur abicim. Kenarlarını güzelce tereyağına. Buna hem lezzet veriyor hem tat veriyor. Hem eline daha, sağlık. Daha güzel bir şekilde. İşleriniz bol olsun. Ben masaya sağlık, geçiyorum. Tabii. Kesecek miyiz? Keselim. Hadi bir keselim abi. Çatır çutur. O balfayla. Evet. Zırhla kesiyoruz abi. Peynirimiz de böyle. Ben masaya doğru gidiyorum. Eline sağlık. Çok tamam, teşekkürler. İyi çalışmalar. Şefim eline sağlık. Tereyağı. Sıra bende. Aynen abicim. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Ya şimdi burası bir aile işletmesi. Evet. Anne piyazı hazırladı. Evlat şiş köfteyi hazırladı. Baba da bize ne hazırlayacak? Tatlılardan kadayıfımız var kaymaklı. Kabak tatlımız var tahinli kaymaklı. Cevizli. Ne önerirsin abi? Kadayıf mı yerim? Burdur merkez. 1960 senesinden bu tarafa devam. Süper abi. O zaman kadayıf da alalım biz. Buyur. Allah razı olsun. Buyur bir tane hazırlar mısın? Hemen. Evet. Kadayıfımız da böyle.
Güzel. Ha, kaymaklı kadayıf. Evet, kaymaklı. Vay, güzel de kaymak geliyor üzerine. Üstüne ceviz. Şöyle hazır hale geliyor. Buyurun. Çok afiyet teşekkür olsun. Ederim. Eline sağlık. Gayet. Yine çok şanslı bir günümdeyim. Çok güzel bir masayla karşı karşıyayız. Neler var? Bayıldığım, Antalya'ya geldiğimde her gün mutlaka yediğim piyazımız var. Burdur'un şiş köftesi var. Salatamız var. Kaymaklı bir kadayıf var. Bunu çok merak ediyorum. En sonunda bundan ilgileneceğim. Bir de pidelerimiz var. Ne yapalım? Önce pideden. Tereyağlı bol bol. Ortadan mı alsam? Ortadan alayım. Şöyle pidemiz var. Ondan bir alayım. Lezzet olarak dümdüz ama çok böyle rafine, çok lezzetli bir şey dönüşmüş. Bundan edinebilirsiniz ama biz asıl konuya geçelim köfteye. Ne dedi? Danadan dedi. Kuyruk yağı yoktu içerisinde. Gömlek yağını kullanıyoruz. İç yağları kullanıyoruz dedi. Neden? Çünkü sulu sulu. Yağ oranının dama iyi vurdu ama böyle ağır olmadı. Bir köfte yiyorsunuz. Fiyat buna göre muazzam. 35 lira bedava. Şu sunuluğu göstereceğim ya. Baksana abi. Şurada. Birazdan ekmeğiyle de gömsem bir tane. Şöyle. Piyazı göstereceğim. Bazılarınız bunları izleyin. Ne diyor? Abi yumurtayla tahin, fasulye ne alaka? Ne yiyorsun abi? Bu yenir mi? Bu kadar karman çorman şey. Bir kere şu tarator sosu acayip muazzam. Böyle zeytinyağıyla buluşunca da dama öyle vuruyor ki. Çünkü içeride ne var? Sarımsak var, sirke var, tahin var. O tahinin yoğun yağı. Ardından o zeytinyağı da geliyor. Sonra sirke falan komple bir damak şölenine dönüşüyor. O yüzden piyaz benim için çok değerli. Zaten coğrafi işareti Antalya'da. Her geldiğinde mutlaka bunu denerim. Burası da soğanlı olarak yapıyor. Bazı mekanlar soğanlı, bazı yerler soğansız. Kanmasam tabağı kırıcam. Şunu yapmayı unutmayın bak, bu önemli. Bakın bu önemli, bu çok amelli. Bu çok amelli. Tamam, bütün farklı yerlerini uzak seviyede çok lezzetli bir şeye dönüşüyor. Ya ben dayanamayacağım. Şunları şöyle bir ekmeğin içine sığdıracak. Çünkü ekmek bayağı yağlandı. Çok lezzetli hale geldi. Ekmeği karıştırayım. Bak. Yağ görüyor musun? Yeme şekli bu mudur bilmiyorum. Ben böyle yiyorum. Şıpır şıpır damlayan suyu görüyorsunuz. Aslında olay basit abi. İyi malzeme kullan. Doğru oranları kullan. Bundan ne? Böyle bir köfteye erişebiliyorsun. Çoğu yerde gidiyoruz, lastik gibi köfteler yiyoruz. Böyle bir lastik gibi etler yiyoruz. Burada o muazzam denge kurulmuş. Evet. Şimdi sizi fazla daha isyan ettirmeyelim. Fazla canlı seyir eminim. Böyle üzerine kaymaklı, cevizli, şirinlerin aktarı. Ülkenin her yerinde kadayıf var aslında. Bunun farkı neymiş gibi görelim. Çünkü kaymak çok yoğun ve güzel duruyor. Olay kaymakta.
Kadayıf da güzel ama kaymağı tek başına alacağım. Yoğun ve lezzetli bir kaymak. Altındaki kadayıf iyi. Ve bu hale bürünmüş. Yavaş yavaş da videoyu kapatalım. Mekan nerede? Mekan Sakarya Bulvarı'nda, Kepez tarafında, Antalya'da. Akman diye buluyorsunuz. Arka geldiğiniz iki dükkan var. Size buranın çok lezzetli, uygun fiyatlı, şahane bir mekana gelmişsiniz. Etler soslu, yaz lezzetli, pide de güzel. Burada kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Yavaş yavaş da videoyu kapatıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.